Efendim, Türkiye'nin efsane iktisatçıları bir masanın etrafına topladık. Her zaman olabilecek bir şey değil. Türkiye'nin geçmişini konuştuk, iktisadi politikalar açısından şimdi bulunduğumuz noktaya iyi veya kötü nasıl geldik onu konuştuk. Ama şimdi hem bu konuyla ilgili son sözleri söyleyeceğiz hem de ama artık önümüzdeki dönemde neler olabilir onunla ilgili analizlerimizi hem dünya hem Türkiye ekonomisi açısından konuşacağız. Yani şöyle bir konuşma olmayacak tabii. Piyasa ekranlarında sık görüyorsunuzdur. Dolar yükselirse daha da yükselecek, düşerse daha da düşecek ama yatay da seyredebilir. Bütün bunları söylemek için henüz vakit erken. Böyle demeyeceğiz yani. Bayağı konuşacağız. Onun için şimdi hemen fazla lafı uzatmadan ben Profesör Oktay Türel'den sözü almış idim. Sözünü noktalı virgül ile kesmiştim. Reklamla kesmiştik efendim, balla değil. Onun için sana iade edeyim. Politikalarından söz ediyordum en son görüştüğümüz zaman. Şimdi sanayi politikalarının yani dört bileşeni, yatırım politikaları, teknoloji politikaları, rekabet politikaları ve bölgesel gelişme politikaları açısından bizde mevcut yasal çerçevenin oldukça gelişmiş ve yerleşmiş olduğuna işaret etmiştim. Yani bunlarda ufak tefek iyileştirmeler falan yapılabilir. Fakat özünde Türkiye'nin sanayini yönlendirmek ve geliştirmek için elimizde belirli araçlar var. Bu araçları iki temel kategoride de mütalaa edebiliriz. Bunlar ya işlevsel ya da jenerik nitelikte olur. Yani sanayi gelişmeyi etkileyen temel girdileri, kök girdileri iyileştirir, kalitesini iyileştirir. Ve siz sanayiciden böyle bir çerçeve içinde elinden geleni yapmasını beklersiniz. İkincisi ise seçici ya da sektörel müdahaleler olur. Şimdi 1980'li yıllardan itibaren seçici ya da sektörel müdahaleler neoliberal anlayışın sapkın ve yanlış bulduğu politikalardır ve uygulanmaması istenir. Çünkü bu politikalar neoliberal felsefeyi savunanlara göre kazananın devlet tarafından belirlenmesi demektir. Oysa kazananları devlet değil, piyasa belirlemelidir. Şimdi bu tür anlayış Avrupa Birliği'nde çok belirgindir. Avrupa Birliği'nin sanayi politikaları temelde jenerik müdahaleler üzerine kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde de devletin yaptığı her işin, özel sektöre yaptığı her müdahalenin verimsiz ve etkinsiz olduğu konusunda bir genel kamuoyu geliştirilmiş olduğu için hükümet başka bir alana bütün enerjisini yöneltmiştir. O alanda teknoloji politikalarıdır. Yani Amerikan hükümeti dolaylı veya doğrudan, yani ya kamu kuruluşları eliyle ya da özel araştırma kuruluşlarını destekleyerek araştırma geliştirme harcamalarını alabildiğine yükseltmek ve sanayi politikalarını teknoloji politikası ağırlıklı olarak kullanma eğiliminde olmuştur. Şimdi bizim 2000'li yılların başından itibaren neler yaptığımızla ilgili bazı önemli çalışmalara izninizle kısa atıflarda bulunmak istiyorum. 2003 tarihli Devlet Planlama Teşkilatı çıkışlı bir belge var. Türkiye Sanayi Politikası AB üyeliğine doğru. Bu Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda çok iyimser bir havanın estiği dönemleri yansıtır. Dolayısıyla AB'ye egemen olan sanayi politikası felsefesini büyük ölçüde yansıtır. Yani ağırlık işlevsel ya da jenerik politikalardadır. 2007-2009 dünya finansal krizinden sonra giderek hem Türkiye'de hem de gelişmekte olan diğer ülkelerde bir arayışın başladığını gösteren işaretler var. Bu işaretlerden ilki Türkiye'de
2011 tarihli Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'dir. Kapsadığı dönem 2011-2014'tür. Hazırlayan da dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'dır. Burada Avrupa Birliği'nin işlevsel ya da jenerik sanayi politikaları felsefesine önemli ölçüde bağlı kalınmakla birlikte öncelikli sanayilerin neler olduğu ve bunların nasıl geliştirileceği ile ilgili bazı zihin egzersizleri de mevcuttur. 10. plan ki 2014-2018 dönemini kapsar. Bu dönemde bir yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, öte yandan Kalkınma Bakanlığı kökenli sanayi çalışmalarının önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 15 eylem planı var. Öte yandan çeşitli bakanlıkların başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıkların düzenledikleri 25 eylem planı var. Burada ilginç bir şekilde görüyorsunuz ki Türkiye'nin bürokrasisinde sanayi gelişme için fikir üretme çabaları yok değil. Var. Fakat bunlar dağınık, temel bir felsefeden yoksun ve temel bir eşgüdümden yoksun. Yani sanayileşme politikasını yönlendiren belirli bir önderlik yapabilecek bakanlık ya da kuruluşun mevcut olmayışının tezahürleri bunlar. Evet. Son girişim de ilginç. Onun 11. plan Temmuz'da kesinleşti. Ve Temmuz'da kesinleşen 11. planda daha sonra işaret edeceğim endüstriyel gelişmenin önemine işaret eden belli bir takım bölümler var. Bunları da sonradan ama, dikkatinize sunacağım. Hemen bir şey daha sormuş olayım. Allah aşkına bu 80'den sonra Türkiye'deki planlar gerçekten plan mı? Yani bu planlar nasıl plan? Çünkü planlı dönemden vazgeçildiği bir dönem aslında ama... Değil belki, fakat şöyle bir durum var. Yani ekonomiyi yönlendirenler, piyasa mekanizmasının başatlığına ne kadar güvenir olsalar dahi teknik düzeyde bir takım insanlar sanayinin hangi yönde ve nasıl gelişmesi ve desteklenmesi konusunda fikir üretimini bırakmıyorlar. Yani dolayısıyla burada hem Sanayi Bakanlığı hem Kalkınma Bakanlığı kökenli teknik çalışmalar eksilmiyor. Sadece bu çalışmaların ağır bastığı bir nokta var. O ağır bastığı nokta da seçici ve sektörel tercihlerin olabildiğince uzağında durmak. Yani dönemin egemen neoliberal felsefesi uyarınca... Sizce bu yanlış mıydı? Efendim? Sizce bu yanlış olan bu mudur? Bence bu yanlış şu nedenle. Sanayi politikaları hem jenerik hem sektörel ve seçici olanlarıyla bir bütün. Yani buna... ben sadece jenerik politikaları uygularım, sektörel ve seçici politikaları uygulamam diye yaklaşmak özünde yanlış. Nitekim 2009 krizinden sonra gelişmekte olan ülkelerin pek çoğundaki sanayi politikalarının gelişimi de bu yönde oluyor. Yani sanayi politikalarını bir bütün olarak algılamak ve seçici ya da sektörel politikaları dışlamamak biçiminde gelişiyor. Şimdi şeye geldiğimizde ilginç bir olay var. Temmuz 2019'da 11. plan çıkıyor ve 11. plan toplumda ciddi bir tartışmaya açılmadan bir başka belge yayınlanıyor. O belge de Eylül 2019 tarihli, hazırlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve belgenin adı da 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi. Evet. Bu belgeye baktığınız zaman görüyorsunuz arayışlar var, teknik çalışmalarda arayışlar var. Fakat yine bir belirli doktriner kısıtla karşı karşıyayız. O da jenerik işlevsel politikalar üzerindeki
zihni kısıt. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın Eylül 2019 stratejisine göre sanayi stratejisinin 5 ana bileşeni var. Yüksek teknoloji ve yenilik, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye, altyapı. Gördüğünüz gibi bunların tümü özünde jenerik ve işlevsel politikalar ağırlıklı neoliberal felsefenin izlerini taşıyor. Teknik çalışmalar, yani bakanlıkların ve Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı teknik çalışmaların hepsi bu bağlamla sınırlı kalıyor mu? Kalmıyor muhtemelen. Fakat bunlar bir yaptırım ve genel kabul gücüne, genel bir uygulama gücüne maalesef erişebilmiş durumda değil. Anladım. Korkut Hocam, olay gene döndü dolaştı, zihniyete geldi benim gördüğüm. Evet, teknik adamlar güzel çalışıyorlar, önemli şeylere. Planlama meselesinin artık pek o kadar moda olmamasına rağmen onlar gene çalışıyor. Önemli gayretler gösteriyorlar. Fakat daha üst seviyelere herhalde bu geldiğinde o teknik çalışmalar jenerik hale getirilir. Hani bu eczacılık şeyindeki jenerik ilaç gibi olaylar o hale getiriliyor ve genel AB uyumuna veya işte neoliberal çerçeveye uydurulmaya çalışılıyor. Bu da başlı başına bir sorun, ama zihniyet sorunu galiba kavramlarda bile var. Mesela emerging markets, değil mi? Sizin biri öner şey yaptınız. Böyle ne deniyor? Yükselen ekonomiler, yükselen piyasalar, pardon. Yükselen piyasalar, bakın. Yani o biz oluyoruz. Cüneyt Bey, terimler şeydi, masum değildir. Terimler arkasında ideolojik mesaj iletir. Yükselen piyasalar deniyor. Ekonomiler lafı bile unutuluyor. Evet. Yükselen piyasalar. Yani hepimiz bir piyasayız ve yükselme kuraldır. Hepimiz biliyoruz ki bunların yükselen piyasalar dediği ülkeler bazen yükseliyor, bazen de çöküyor. Çökme olgusu unutulmuş. Yükselen piyasalar ana ortamdır. Bir kere piyasaların tutsağıyız. İkincisi yükselme efsanesinin de peşinen beynimize enjekte ediliyor. Şimdi sevgili Oktar arkadaşımın değindiği 2019-2021 sanayi belgesi ile eş zamanlı ve bir de tam Ağustos krizine adeta tepki olarak hazırlanmış olan 2018'in Eylül'ünde Yeni Ekonomi Programı. Yepyeni Ekonomi Programı. Onun kısaltması. Bunlar, bu programlar garip bir şeydir. Hazine Bakanı, yeni Hazine ve Maliye Bakanı tarafından PowerPoint ekranında sunulur. Renkli şemalar. Bir kere bu metinlerin içinde Oktar arkadaşımın değindiği sektörler yoktur. Makroekonomik dengeler vardır. Bu makroekonomik dengelerin 2019-2021 YEP'iyle bir yıl sonra hazırlanan 2020-2022 yeni ekonomi programını karşılaştırın. İkincisinin birinciden ne kadar saptığını görürsünüz hayret içinde. Yani tutturulamayan makroekonomik dengeler. Şimdi bir örnek daha vereyim. 2020-2022 YEP. Bu aynı zamanda orta vadeli programın ana belgesi oluyor. 5 yıllık plan ne oldu? Bağışlarsanız bir ekleme yapmak istiyorum. Benim yani çalışmaya beraber başladığım eski plancı kuşağın bir önermesi vardı. Eğer ortada birden fazla plan dolaşıyorsa plan yoktur. Buyurun, buyurun. Şimdi bana uydurma bir plan var. Yani, bakın şimdi maalesef durumu. Sevgili Oktar, şimdi bir örnek vereyim. Çok eski hukukumuz olduğu için sen diye hitap etme cüretinde bulunuyorum. Sevgili Oktar, bu belgeye bakın. 2020-2022 yeni ekonomi programı. Şöyle bir bilgiyle donanarak gelmişler. İşsizlik ağır bir problem ya.
şu anda içinde yaşadığımız işsizlik. İşsizliğin düşmesi, işsizlik oranının düşmesi için ne kadar büyüme lazım? Birileri bu ekibe %5 altındaki büyümeyle işsizlik düşmez, oranı düşmez demiş. Çözüm yolu şu, 2020, 2021 ve 2022'nin büyüme hedefleri, çünkü bu yeni ekonomik programı aynı zamanda orta vadeli plandır, hiçbir ondalık olmadan %5,0, %5,0, %5,0. Sevgili Oktar ve sevgili Bilsay, büyüme hedefleri böyle mi hesaplanır? Büyüme hedefi yok artık. Sihirli bir şekilde, çünkü 2022'de bu hedefler gerçekleşirse işsizlik oranı %10'un altına inecek. Bu şeydir, bu propaganda belgeleridir. Ciddiye alınamaz, ciddiye alınamaz. Şimdi ilaveten şunu da söyleyeyim. Mücehhez durumdayız. Teknik kadro var, perspektif de var. Ama eğer makroekonomik program, politikalar sana sistematik olarak dövizi ucuzlatıyorsa, işte Türkiye'nin başına gelen olay, 2002'yi baz alın, 2013'e kadar ufak çalkantılar dışında Türk parasının değeri reel olarak abartılı bir şekilde yükselmiştir. Yani döviz ucuzlamıştır. Dövizin sistematik olarak bu derecede ucuzladığı bir ortamda sanayi politikalarının ayakta durması nasıl mümkün olabilir? 2011'de o dönemin Brezilya Maliye Bakanı kamuoyuna bir yakınmada bulundu, dünya kamuoyuna. Biz döviz savaşlarına muhatapız. Kaynağında da Amerika Birleşik Devletleri'nin Fed'in parasal pompalaması var. Bu parasal pompalamaya karşı çaresiz kalıyoruz. Ucuz döviz sanayi sektörümüzün rekabet gücünü eritiyor. Bu yakınma hala gündemdedir. O yüzden zihniyetin ötesinde, hatta niyetlerin ötesinde makroekonomik politikalar diye bir ciddi sorunla karşı karşıyayız. Sermaye hareketlerinin nedir şey, çözüm yolu? Eleştirel olacaksın. Gerekirse ayakta durabilen bu büyük furya karşısında Türkiye ekonomisi çaresiz kalan ekonomilerden biridir. Serbest bıraktığı için. Kriz ortamında çare. Bakınız 2018'de herhangi bir yükselen piyasa ekonomisi krizde midir? Bu soruyu sorun. Cevap var. Türkiye ve Arjantin. Niye Türkiye? Çünkü zafiyetini daha da artıran densizlikler yapmıştır. Densizliklerin ne olduğuna burada ayrıntıyla isterseniz gireriz ama yapmıştır. Dolayısıyla Türkiye'den sermaye kaçışını tehdit etmiştir. Peki sermayenin bol girdiği dönemde yarın öbür gün bu bolluğun sürmeyeceğini öngörerek savunma mekanizmalarını oluşturdun mu? Hayır. Rahat dönemde geleceğin olası ters konjonktürüne karşı tedbir alma. Yani sermaye hareketlerini denetlemeden hiçbir yere gidemezsin. Peki bu kadar dış bağımlılığa saplandıktan sonra nasıl denetleyebileceksin? Evet, şimdi bir de o soru var. Şimdi işte, bir sermaye buyurun. Denetimi gelmiş olsa kalan paralar arkasına bakmadan kaçacak. İşte şey, aşağı yukarı Türkiye'nin bir yıl içinde döndürmesi gereken dış finansman gereksinimiyle ilgili hesaplar var. IMF bu hesapları yaptı. Galiba 191 milyar dolardır 2020'de. Bir yıl içinde Türkiye'nin döndürmesi gereken dış finansman gereksinimi. Buna artık şey de girmiştir. 2019'da cari işlem açığı sıfırlanıyor aşağı yukarı. O yükten kurtulduk. Ama 2020'de küçük bir çapta da olsa büyüme Türkiye'yi kronik cari işlem açığına sürükleyecektir. Bu yüzden döndürülmesi gereken dış borçlara ilaveten bir de cari işlem açığı yüklenmiştir.
191 milyar dolar civarında bir yıl içinde borçlar yenilenecek ki şey etsin, ekonominin çarkı devam. Peki ne yapmalı yani? İşte bu durumda her şeyi yeni baştan düşünmek lazım. Gerekirse birkaç yıllık paylaşılma, sosyal yükün paylaşılma modalitesini görüşebilecek bir iktidar yapısı, o zaman 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda olduğu gibi son plan, son ciddi planın çalışma döneminde olduğu gibi, 1979'da olduğu gibi güç bir durumdayız. Sosyal maliyeti nasıl paylaşırız? Dikkat edin Cüneyt Bey, Türkiye'nin ekonomik küçülmesi düşer. Nitekim muhtemelen bitti. Yani küçülme bitti. Ama toplumsal kriz devam ediyor. Nedir toplumsal kriz? İşsizlik. Dikkat edin, Ekim 2019 rakamları yayınlandı. Güya ekonominin büyüme patikasına başlamasına rağmen istihdam düşmüştür. 500 bin civarında, 12 ay öncesiyle mukayese edin, istihdam düşmüştür. Bu ne demek? Büyüme dahi işsizliği mutlak olarak azaltamamaktadır. Çünkü istihdamı canlandıracak bir tempo henüz sağlanamamıştır. Demek ki toplumsal krizle karşı karşıyayız. Bunu aşmak için siyasi iktidarın esas olarak toplumsal sınıfların emek ögelerine karşı temsil edilmesi lazım. Yani bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. Bugünkü iktidara akıl vererek bir çözüm olmaz. İktidarın sınıfsal yapısı, bir ekleme yapabilir miyim? Profesör Borat'ın söyledikleri bir ekleme yapabilir miyim? Temmuz 2019 tarihli 11. plana atıfta bulundum. Bu plan yaklaşık 10 sayfa süren bir bölümle başlıyor. Küresel eğilimler ve Türkiye etkileşimi. Kısa, eksik, fakat şunu açıkça söyleyen bir 10 sayfa. İşlerin eskiden yürütüldüğü gibi yürütülmesi artık imkansızdır dünyada. Yani İngilizce bir deyimi çevirerek kullanırsak, artık business as usual deme, işleri şimdiye kadar yürüttüğümüz gibi yürütürüz deme olasılığı yoktur. Böyle bir başlangıçtan sonra planın en büyük talihsizliği, daha sonraki bölümlerde tekrar business as usual, yani işler bildiğiniz gibi gitsin stratejisinden parçalara dönmüş olmasıdır. Peki öyle olursa? Yani öyle olduğu takdirde bir hedeflerin çok daha ötesinde kalabiliriz. Ve üstelik şu tür bir şekilde de dünya ile eklemlenme durumuna girebiliriz. Küresel değer zincirleri içinde üretim düşey doğrultuda parçalandığında ve ulaşım, haberleşme imkanlarının çok ucuzlaması önünde her parça en düşük ücretli, verimliliği görece en yüksek yerde üretildiğinde siz dibe doğru bir yarışın içine girmiş olursunuz. Bu dibe doğru yarışta size becerisi en düşük, ücret düzeyi en düşük olan üretim süreçleri kalır. Yani bu küresel değer zincirlerinin dibine zincirlenmiş oluruz bir anlamda. Küresel değer zincirlerinin dibine zincirlenirsiniz. Buna karşı Çin ve Brezilya'nın arayışları son yıllarda şöyle bir doğrultuya gitmiştir. Dünya kapitalizmine karşı çıkacak halimiz yok ama acaba küresel zincirlerinde bölgesel olarak güçlü ve etkili konuma gelebilir miyiz? Yani bölgesel, Brezilya için Latin Amerika, Çin için Doğu Asya üretim zincirlerinin en verimli ve en yüksek getirili parçalarına el koyup diğer parçaları başkalarına aktarabilir miyiz? Yani açıkça ticaret savaşlarına, son yıllarda tanık olduğumuz ticaret savaşlarına ek olarak bir sanayi savaşı stratejisi. Dünya böyle bir yani yeniden paylaşma, çatışma ortamına girdiği zaman
sizin de doğal olarak kendi imkanlarınızı önünüze koymanız, neleri yapıp neleri yapamayacağınızı gerçekçi bir şekilde tartışarak bir gelecek tasarımı düzenlemeniz lazım. Bu düzenleme dediğim gibi İngilizce deyimi kullanmamı bağışlarsanız business as usual'lu olmaz. Yani piyasa rejimini veri kabul eden, piyasa dışında hiçbir şeyin düşünülmeyeceği bir evren olamaz. Burada endüstriyel politikalara yer olacaktır, tarımsal gelişme politikalarına yer olacaktır, bölüşüm politikalarına yer olacaktır ve iktisadi gelişme bir bütün olarak algılanıp mevcut eşgüdüm yetersizlikleri giderilerek iktisat politikasının yönetimi olabildiğince bir eşgüdüm çerçevesi içine alınacaktır. Yani siz bugün dört siyasetçimizi izlediğiniz zaman muhtemelen farklı izlenimler ediniyor olabilirsiniz. Yani Sayın Pekcan, Sayın Ağbal, Sayın Varank ve Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak dinlediğiniz zaman tahmin ediyorum ki sıradan yurttaşımız bile bu dört değerli siyasetçimizin bazı konularda aynı şeyleri söylemediklerini fark etmiştir. Yani bu eşgüdüm problemini de şöyle veya böyle gidermemiz gerekecek önümüzdeki yıllarda ve aylarda. Aslına bakarsanız nelerin yapılması gerektiği konuşulurken neler yapılmazsa başımıza ne geleceğini de özetlemiş oluyoruz bir yerde. Bilsay Hocam, şimdi tabii şöyle eleştiriler de gelebilir. Bu eleştirilerden bir tanesini de bir zamanlar bir yerde ben dillendirmiştim. Belki de yanlıştır. Ama iktisat okuduğum yıllarda, işte 1970'li yıllarda, sizlerin de o sırada planlar yaptığınız yıllar, şunu hep dikkat eder. Böyle tuğla kalınlığında şeyler basardınız. Sektör raporları basardınız. Biz de onları okumaya gayret ederdik. Hatırlıyorum elektronik sektörüyle ilgili şeyleri. Her sektör raporunda Türkiye'nin elektronik sektöründe çok mukayesele avantaja sahip olduğu ve dolayısıyla en önemli atılımı orada yapabileceği üzerine yazılar yazılırdı. Yazılırdı ama ya bir tane de bari transistörlü radyo üretip de satın. Böyle bir şey olmadı. Yani en azından ben okurken olmadı o raporlar. Yani raporlar sanki duvara yazılmış gibi oldu. Ta ki ne zaman? İngiltere'deki bir Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir gitti Güney Koreli bir şirkete satın aldı. Ondan sonra onun üzerinden işte bir Vestel oluştu. Yani burada reklam amacıyla söylemiyorum, tarih amacıyla söylüyorum. Sonra o Vestel tuttu yani neredeyse bütün Avrupa'ya işte şey sattı. Televizyon sattı ve buna benzer elektronik aletler sattı. Yani meselenin makro planlarını hiç umursamayan bir adam girdi, o işi yaptı, götürdü. Sonra yani insan da böyle bakınca ya bu şeylerde söyleyiniz planlama meselelerinde acaba arkada siyasi destek mi yoktu? Veya niçin hiç sonuç vermedi, hiç planlamayla ilgisi olmayan bir mikro bir iş, yani bir iş adamı geldi bu işi yapıverdi. Sonra Türkiye nereye gitti, gitmedi ayrı. Dolayısıyla bunda bir tabii planlama eleştirisi de var mıdır, yok mudur onu bilemem. Ben planlama eleştirisi olsun diye söylemedim. Ama şimdi Türkiye'nin şu anki durumuna baktığımız zaman, Türkiye ne yapmalı ve önümüzdeki günlerde, tam şu anda yani 2019'u bitirdik, 2020'ye başladık. Önümüzde ne görüyorsunuz? Bu plancı şeyiyle, analitik bakışıyla da baktığınızda ne görüyorsunuz? Türkiye önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ne bekliyor? Dünyayı ne bekliyor? Çünkü dünyada herhalde çok enteresan bir anomali bir durum da var. Yani 17 trilyon mu oldu negatif faizli şeyler veya 12 trilyon, ben de karıştırdım. Muazzam yani, bu oynada azalıyor, çoğalıyor. Hani bundan 20 sene önce herhalde bir ekonomiste negatif getirildi şeyler satılacak, herkes de almak için kuyruğa girecek desek olur mu canım öyle şey, git bir daha oku derdi yani hocalarımız.
Yani bu dünyanın önümüzdeki günlerde neyi bekliyor acaba? Hmm. Dünyada ne olur sizce? Şimdi birkaç nokta üzerinde duralım. Birincisi Robert Gordon diye bir Amerikalı iktisatçı sanıyorum 2014'te bir makale yazdı. Burada var, size vereceğim o makaleyi. Adam diyor ki 1890-1970 dönemi istisnai bir dönemdi. Yani toplam faktör verimliliği ve büyüme hızı bakımından istisnai bir dönemdi. Çünkü hem girişimciler hem de bir yandan onları besleyen teknoloji bu özelliklerle bir araya geldi. Bir daha böyle bir dönem olmayacak. Yüksek büyüme hızları bu döneme aitti. Bitti diyor. 1980'den sonra bir daha yüksek büyüme hızları göremeyeceğiz. Yani %5 miydi ortalama? 5. Artık 2 ile gideceksiniz. Elektronik sektörü, diğerleri, bilişim, efendim, uzay vesaire filan bütün bunlar bir daha yeniden böyle bir yüksek büyüme hızı yaratamayacak. Dünya uzun süreli bir durgunluğa hazır olsun diyor ve ses getiren çok makul şeyleri var. Şimdi işin bir tarafı dünyadaki sanayi profili ve büyüme hızlarıyla ilgili tarafı bu. Bu dönemde biraz önce konuştuk galiba. Eğer bu uyarıyı daha önce sanayinin karar merkezleri fark etmişse, onlar da buna göre bir çaresizlik içindeyseler. Çünkü büyük ekonomilerin büyüme hızları hep düştü. 1980'den sonraki dünya ekonomisinin senaryosu içinde, ki ona küreselleşme dönemi dendi. Bu küreselleşmenin bir tane aktörü çıktı. Motor. Çin. Çin bu dönemi sürükledi. Ne zamana kadar? 2008'e kadar. Yani dedi ki, dünyaya size zahmet olmasın, her şeyi ben üretirim dedi. 2008'e kadar sürükledi. Amerika Çin'in sırtında gitti adeta. Ve Çin biliyorsunuz 1,5 trilyon dolarlık da Amerikan hazine şeyini tutuyor. Şimdi böyle bir dönemden geçtik. 2008'den sonra dünya adeta Robert Gordon'un dediği büyümeyi bir daha yükseltememe dönemine girdi. Kapitalist dünya böyle. Bize gelince ben şunu merak ediyorum. Sanayiciler niye ortaya çıkmıyorlar? Niye bir muhasebe yapmıyorlar? Bu toplum, niye şöyle sorular sormuyorlar? Bu toplum 40 yıldır bize burs veriyor. Sanayi sermayesi olarak, sermaye sınıfı olarak. Kendi kaynaklarını bize kayıtsız şartsız aktardı bu toplum. Biz buna karşı ne yaptık? İmalat sanayi, dünya imalat sanayi içinde Türkiye'nin payı bundan 40 yıl önce %0.9'du, bugün %1. %1. Türkiye, dünya imalat sanayi içinde %1'e çakılı duruyor. Peki, dünya hasılası içinde Türkiye'nin payı ne kadar? O da %1. Bu şunu gösteriyor. Türkiye, 1980'den sonra, fakat özellikle 2000'den sonra, yani Amerika'nın bas bas paraları dünyaya dönemini açtığı dönemden sonra, fiilen bir borçlanma ekonomisi oldu. Korkut'un gayet güzel anlattığı gibi, dışarıda dolar kredisi ucuz, ben alıyorum bunu. Dışarıda istihdam yaratıyorum. İçerideki istihdamı işsizliğe çeviriyorum. Böyle bir döneme girdik. Şimdi eğer yine Oktar'ın söylediği gibi imalat sanayinin payı %20'de çakılıp kalmışsa, o zaman sanayiciye sormak lazım. Kardeşim sen ne yapıyorsun? İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük sanayi raporunda her sene niçin faaliyet dışı kar bütün karların %90'ı olarak çıkıyor? Ya sevgili Bilsay, müdahale yapayım. İstanbul Sanayi Odası Başkanı sanıyorum 1,5 yıl önce dedi ki İstanbul sanayisi yok oluyor çünkü sanayicilerimiz arsalarının değerine göz koyuyorlar. Fabrikayı kapayıp arsalarına yatırım yapıyorlar. Hatta yanılmıyorsam dramatik bir öneride de bulundu.
arazi mülkiyeti ya bedava verilsin sanayiciye yahut belki de kamulaştırılsın. Yani eğer sanayici bu özelliği almışsa, yani rant peşine düşen bir aktör haline dönüşmüşse, dikkat edin rant dedim. Geçen gün bir zat rantın bir gelir olduğunu, meşru bir gelir o. Hayır, rant servet değerinin artışından söğüşlenme fırsatı yaratan bir fazladır. Servet değer fazlasıdır, değerin artmasıdır ama üretimde değil, servette. Arsa rantına göz koyan bir aktör, klasik ve geleneksel sanayici olamaz. Nitekim şeylerimiz de bunu gösteriyor. Evet. Bütün yatırım platformunun dağılımı ve Türkiye ekonomisinin son dönemdeki inşaat sektörünün sürüklediği gelişme biçimi de bunu şey diyor. Efendim, yani buna bir noktada sonra ekleyebilirim belki. Problem şu, nasıl ki sermayenin tahakkümüne neoliberalizm diyorsak, bunun ulusal yansıması da Türkiye'deki tahakkümüdür. Ama Türkiye'deki tahakkümü maalesef üretken ve yaratıcı kimliği ve tarihi olan bir sanayi burjuvazisinin yok olup kapkaççı devletten dağıtılan rant ve avantajları şey etmek isteyen, derlemek isteyen, ihale peşinde koşan ve avantajlı ihaleler peşinde koşan pasif ve yarı paraziter bir aktör haline gelmesinin şeyini de yaşıyoruz. Şimdi siz söylediniz ya zihniyet meselesi mi diye. Şimdi sanayileşmenin tarihini hatırlayalım. İngilizler sanayinin kaptanları diye bir deyim icat etmişlerdir. Yani sanayileşme bir misyon meselesidir. Türkiye'nin Vanderbilt'i kimdir? Var mıdır? Ford'un niye çıkmamıştır? Veya Sovyet sanayileşmesinin bilmediğimiz meçhul isimleri niye çıkmamıştır? Onun için sanayi çevrelerinin şunu sorması lazım. Kardeşim, bana bu toplum 30-40 yıldır burs veriyor. Ben bu kaynakla ne yaptım? Bu kaynakla bu ekonomik model geldi sınırına dayandı. Bu ekonomik modelden çıkmak lazım efendim. Niye? Çünkü biraz önce konuşulduğu gibi o kadar çok program ve paket yapılıyor ki her paket 10 gün sonra unutuluyor. Bir çaresizlik ekonomisindeyiz. Son paket 1 yıl sonra unutuldu. Efendim, boyuna yapılıyor. Ne kadar çok program yapılırsa o kadar çok plan yok demektir. Yani mesele şu, Türkiye sermaye hareketlerine tabi kılındı. Korkut'un anlattığı gibi IMF görevini yaptı. 1990'ların sonuna kadar getirdi. Ondan sonra son gelen adam Cottarelli'ydi galiba. Dedi ki artık siz olgun borçlu oldunuz. Sizi finans piyasalarına emanet ediyoruz dedi. O tarihten bu yana Türkiye'ye 1 trilyon dolara yakın para girdi. Kayıtlı 1 trilyon. Ne oldu bu para? Para ne oldu? Bu parayla ben size söyleyeyim, bir siyasi model ortaya çıktı. Yani Türkiye sermaye sınıfı kendi partisini yarattı, o parti bugün iktidarda. Şahısları konuşmayalım ama fiilen bu ekonomik modelin bir siyasi partisi var ve o parti sermayenin bu 1 trilyon dolara varan destekleriyle yeni katmanları oluştu bu sınıfın. Ve bu yeni katmanlar sanayici çıkarmıyorlar. Bunlarda bir sanayi misyonu yok. Yani burada bir sosyal problemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu ne yaratıyor? Bu şunu yaratıyor. Dünya, bu 1 trilyon doları veren dünya, Türkiye için bir kaynak dağılımı yapıyor. Diyor ki, siz ranta yönelin kardeşim. Yol yapın, köprü yapın, kanal manal yapın, böyle şeyler yapın diyor. Siz zaten aracısınız diyor. Yani kendi adamlarınız da söyledi ya, biz aracıyız diye, onlarla uğraşın diyor. İnsana yatırım yapmayın diyor. Bakın, mümkün olsa da göstersem, sanayileşmenin bir de insan tablosu var, nitelikli insan. Şimdi OECD'nin 2019 tablosu, acı bir tablo. 15-65 yaş arası temel nüfusun temel niteliklerden yoksun olan oranı. Bunu görebilir miyiz acaba şöyle, bu tarafa doğru bakarsın. Veriniz ben göstereyim. Evet.
Hakikaten evet. Şöyle bir Türkiye %40. Türkiye'nin 15-65 yaş arası nüfusunun %40'ı evet. temel niteliklerden yoksun. O bu zaman biz daha çok Vanderbilt bekleyeceğiz, daha çok Ford bekleyeceğiz. Ama bu evet. Türkiye burjuvazisinin şeyinden çıkacak mı? Sosyal profilinden çıkacak mı? Yeni katmanlarla oluşan Türkiye sermaye sınıfının buna niyeti var mı? Görünüyor ki Türkiye sermaye sınıfının yeni katmanları yeni bir siyasi modelle ve dünyadan sürekli olarak borçlanarak götürmek istiyorlar. Nasıl bir model onlar da bilmiyor. Şimdi büyüme hedefi Türkiye'nin gündeminden kalkalı çok oldu. Böyle bir şey olur mu? 2012'de, 2011'de %8 büyümüş, 2012'de %2. 13'te 4 büyümüş, 14'te 2. 15'te 6 büyümüş, 16'da 2. 17'de 7 büyümüş, 18'de 2. Bu şunu gösteriyor. 19'da 0. 19'da 0 eksi hatta. Bu şunu gösteriyor. Artık yani bir terim icat ettiler ya, sürdürülebilir büyüme diye. Böyle bir şey yok. Böyle bir kavram yok. Bu ekonomide dünya sermaye hareketlerinden medet uman bir ekonomi modelinde sürdürülebilir bir büyüme olamaz. Şu olabilir. Sürdürülebilir kriz. Sürdürülebilir krizler olur ve bu krizler birbirine benzemez. Siz başta sordunuz ya, peki ne yapmalı? Evet. Krizi yumuşak idare etmeli. Bundan öteye akıl veremem, vermek de istemem. Yumuşak idare etmeli. Halka yani gelir düzeyi asgari ücrete göre, gitgide daha çok asgari ücrete göre ayarlana gelen halka şunu söylemek lazım. Kardeşim, sermayenin krizlerini çalışanlar öder. Bunu kabul edin ama biz size daha yüksek ücret vermeye çalışacağız. Biz size bugüne kadar şöyle yaptık. Dedik ki biz size borçlanma hakkı veriyoruz dedik halka. Değil mi? Halka. Borçlanma hakkı veriyoruz dedik. Onlar da Allah razı olsun dediler. Ev aldık dediler, ipotekli. Otomobil aldık, ipotekli. Çocuk okutuyoruz, ipotekli. Ama işte gidiyor filan dediler. Halkın bu nedir? Bunu sorgulayabilmesi ve dolayısıyla ondan sonra bu ekonomik modelden çıkılabilmesi lazım. Bunun için de çare yok. Burada bakın şöyle bir kritik, onu atlamamak lazım. Bütün bu olayın başlangıcı 1970'li yılların sonudur. Türkiye toplumu bir bütün olarak sola kaymaktaydı. Bunu unutmayalım. Dikkat edin. Türkiye'de bu büyük dönüşüm sermayenin tahakkümünü gündeme getiren budur. Parlamenter sistemde sola kaymaktaydı. Bugününki değil, o günün CHP'sini düşünerek söyleyelim. Parlamento dışı sistemde de Türk toplumu üretimde, sendikalarda, tarlada ve varoşlarda örgütlenmişti devrimci bir akım olarak. Bu büyük sola kaymanın önlenmesidir 80'de başlayan. Dolayısıyla Cüneyt Bey, arkadaşlarımın katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Palyatif ne yapmalı sorunlarını tartışabiliriz. Sancının ağırlaşmaması lazım. Savunma mekanizmalarını korumamız, oluşturmamız lazım. Özellikle halk sınıfları kendi savunma mekanizmalarını oluştursun. Ama kritik mesele iktidar meselesidir. Eğer halk sınıfları iktidara gelmemişse veyahut etkileyecek gücü, örgütlü gücü kaybetmişlerse bugünün ortamının şu veya bu şekilde devamı içindeyiz. O kritik mesele de budur bence. Evet. Son bir 3 dakikamız kaldı. Çiğdem Boz, şimdi burada yeni nesil olarak baktığınızda, geleceğe iktisatçı gözüyle baktığınızda sizin tahminleriniz ne ve Türkiye ne yapmalı? Çok sayıda iktisatçıyla görüştüğünüzde bu soruları da soruyorsunuzdur. Akademik dünyanın da içindesiniz.
size en makul gelen çözüm nedir? Vallahi hocalarımın yanında bu soruya cevap vermek benim için zor ama öncelikle şunu söyleyeyim. Her ne kadar çocukluğum 80'li yıllarda geçse de aslında Cumhuriyet kazanımlarının bir şekilde meyvesini yiyen son kuşağım belki. Babam öğretmendi, 3 çocuk sahibiydi ama üçümüzü de bir şekilde okutabildik, yüksek tahsil yapabildik vesaire. Şu an 20 yıl sonrasında ben kendi çocuklarımı ancak özel eğitimle, borçlulukla hocamın dediği gibi bu şey yani kuşaktan kuşağa aktarım böyle oldu. Biz belli bir şanslı kesinlikle devletin parası yatılı okullarında okuyarak bir şekilde şeyler yaptık. Bu anlamda o eğitime, insana önem vermeyen ideolojinin sonuçlarını yaşıyoruz şu anda. Eğer ekseni oraya kaydırmazsanız, insan odaklı bir şeye kaydırmazsanız, evet, sürdürülebilir büyüme benim için de çok sisli bir kelime açıkçası. Belki de daha farklı dayanışma alternatiflerini ortaya çıkarmalıyız. Devletin ve piyasanın ötesinde bu 2008 krizinden sonra Latin Amerika ve Yunanistan'da girişimlerini gördüğümüz. Bizim yani devletin ve piyasanın olmadığında bizim yardımımıza ne koşar? Dayanışma. Bu seçeneği biraz somutlaştırmak lazım. Aslında bu da geçen Tarık Şengül Hoca'nın da yazısında belirttiği gibi 70'li yılların toplumcu belediyecilik aktiviteleri, pratikleri bizim için bir rehber olabilir belki. Şu an siyasal iktidardan bir şey bekleyemeyiz ama en azından muhalefetin kazandığı yerel ortamlarda bu dayanışma pratiklerini geliştirebiliriz. Çünkü mevcut sistemle çok çözüm olacağını düşünmüyorum. Anladım. Evet, sayın seyirciler, meseleleri elden geldiğince bu kısa zaman dilimi içinde konuşmaya çalıştık. Önemli isimler Türkiye'nin hem geçmişinden hem de geleceğine uzanan bir perspektif sundular. Bundan ilgili asıl daha önemli görüşleri, pratik önlemleri bizler hepimiz çıkarabiliriz. Bizim adımıza kimse çıkaramaz herhalde buradan. Aynı zamanda bu sonuç da çıkıyor. Bilsay Hoca'nın şurada gösterdiği meseleyi değiştirmedikçe de durum biraz sıkıntılı. Tekrar göstereyim efendim. Bakın, bir ülkedeki temel yeteneklere sahip olmayan bireylerin nüfus içindeki oranı bu. Yani temel yeteneklerine okuma yazma, okuduğunu anlama, temel hesap yapma ve problem çözme de birinci seviye yetenek. Bakın, Türkiye'de %40'a yakın, %38 civarında insan bu yeteneklerden yeterince uluslararası standartlara göre mahrum. Yapamıyor bunu yani. Zaten bu uluslararası testlerde de çıkıyor. Bizden kötü Şili'ymiş. Japonya'da bu oran %5'in civarında. İşte aramızdaki farkı herhalde tek bir tabelada bu şekilde açıklıyor. AKP döneminde eğitim seviyesinin geldiği yer bunu iyileştirmekten çok kötüleştirmeye ve bu seviyeye getirmeye yaradı. Herhalde belki de ilk buradan mı başlamak gerekiyor bilemeyeceğim. Efendim, sürçülisan ettik ise affola.